Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok muhterem kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Hepinize alemlerin yüce Rabbinden, Allah'ımızdan sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı akşamlar niyaz ediyorum. Rabbim cümlemizi razı olduğu yolda, Kur'an'ın yolunda, Resulullah'ın izinde daim eylesin inşallah. Tabi her zamanki gibi sözlerimizin başında Rabbimize hamd ve senaların en mükemmelini, en güzelini arz ediyoruz. Çünkü o buna layık, o bizim Rabbimiz, Halık'ımız, her şeyimiz, yaratıcımız, mabudumuz ve her şeyimiz ondan, hamd ve senaların en güzellerini Rabbimizin layık olduğu şekilde ve adette ona arz ederek söze başlıyoruz. Tabi bir mümin olarak, bir Müslüman olarak, inanan bir kişi olarak da Rabbimizin bahşettiği nimetlere şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz Rabbimize. Özellikle İslam ve iman şerefine. Rabbim bizi mahşerde bu ikrar ile haşretsin. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Rabbim kabul buyursun ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek, o muazzez ruhunu haberdar eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif öncesi son sohbetimiz bugün. Ramazan'da tabi... Ramazan'ın kendine göre program olduğu için ara vereceğiz sohbetlerimize. Ama buna isterseniz hoş bir tesadüf deyin, dilerseniz tevafuk deyin. Yine dualarla sohbetimize son vermiş olacağız. Yani Rabbim nasip eder Ramazan'dan sonra tekrar başlarız inşallah. Eğer imkan olursa tabii Rabbim ömür verirse her mümin gibi mecburen her işimizde inşallahurrahman demeyi adet edinmişiz. Rabbim bizi bu neşede daim kılsın inşallah. Ömürler geçiyor, bir Ramazan'ı geride bırakmıştık. Şimdi hemen bir Ramazan daha kapıda değerli kardeşlerim. Ramazan'ın gelmesi güzel senelerin geçmesi insana böyle güzel görünüyor. Yani yeni bayramlar geliyor, yeni Ramazanlar geliyor, yeni Cuma geliyor, yeni doğum efendim günleri geliyor. İnsanlar doğum günlerini bakıyorum da neşeyle kutluyorlar, sevinçle kutluyorlar. O yeni bir yaş günü. Hadi bu çocuklar için belki ama yaşı ilerlemiş olan insanlar için ne garip değil mi değerli kardeşlerim? Ömürden koskoca bir yıl geride kaldı. Ve ölüme biz bir yıl daha yaklaştık. Hele bir de ne zaman ve nasıl geleceğini bilmediğimiz o ölüme. Rabbim sağlıkla, sıhhatle, afiyetle Ramazan-ı Şerif'e erişmeyi nasip etsin inşallah. Onun için ben şimdiden siz değerli kardeşlerimin Ramazanlarını tebrik ediyorum. Rabbim sağlıkla, sıhhatle, afiyetle ulaştırsın ve nice Ramazanlar tutmayı Rabbim nasip etsin inşallah. Geçen hafta biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den bazı ayeti kerimelerdeki duaları tespit ettik beraberce. Yani Kur'an diliyle dualar öğrendik. Allahu Zülcelal Hazretlerinin kelamındaki, Kur'an'ındaki duaları öğrenmeye çalıştık. Bugün aynı konuya devam edeceğiz inşallah. Ama ben yine sözümün başında söylüyorum kardeşlerimden rica ediyorum elinize bir kalem kağıt alın. Ben ayet numaralarını söyleyeceğim, siz onları kaydedin sonra okursunuz. Hatta ezberlersiniz inşallahurrahman. Her zaman her zaman söylüyorum. E, tesadüfe bakın gelirken e, programa gelirken yolda Konya FM'de kendi sohbetim varmış tesadüfen açtım. E, acaba haberlerde ne var bir dinleyeyim diye sohbet varmış. Kendi sohbetimi dinleyerek geldim. Şimdi bugün gelirken Allah kardeşlerimden razı olsun sohbet koymuşlar radyoda. Efendim orada da aynı şeyi söylemişim. Bir başka vesileyle duaların en güzelleri, en mükemmelleri ve kabule en çok şayan olanları umulur ki Rabbimiz kabul buyurur dediğimiz dualar Önce Kur'an-ı Kerim'de Allah kelamında zikredilen ve tespit edilen dualar. Tabii sonra hemen Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği dualar. Sonra İslam büyüklerinin duaları. Rabbimiz bunlarla böyle güzel bir hayat geçirmeyi bize nasip etsin inşallah. Düşünebiliyor musunuz? Müminin duasız anı geçebilir mi? Mümin Allah'ı hatırlamadan hiç gün geçirebilir mi? Zaman geçirebilir mi? Yarın kıyamet gününde hep pişman olacakmışız gafletle geçirdiğimiz zamanlara. Ondan sonrasında da bu pişmanlık devam edecekmiş. İnşallah bu dualar bizim hayatımıza nur katsın, bereket katsın, güzellik katsın. Değerli kardeşlerim, biz dua edelim. Yüce Rabbimiz Allah'ımız inanın kabul buyurur kabul eder. Bir defa Kur'an-ı Kerim'de taahhütte bulunuyor. Onu söylüyoruz hep. Siz dua edin. Siz bana dua edin. Üdûni estecib Ben size icabet ederim. Yani duanızı kabul ederim buyuruyor Rabbimiz. Sonra mümin olarak hele hele şu günün dünyasında de gereken Mısır'la ilgilenmeye çalıştım. Mısır'daki kardeşlerimizin, müminlerin, inananların Rabbim yardımcısı olsun. Allahu Zülcelal Hazretleri onlara da diğer kardeşlerimize de Suriye'deki kardeşlerimize de Filistin'deki kardeşlerimize de kardeşlerimize de hele hele Türkiye'mizdeki müminlere yardım etsin hep. Bunun için duaya mecburuz. Bunun için bizim bizim duadan başka bir çıkar yolumuz yok. Başka bir silahımız yok. Ama kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dua müminin silahıdır diye bize muhteşem bir yol açıyor. İnanın böyle ben kendi nefsimden biliyorum. Bugünün müminleri ve Müslümanları değerli kardeşlerim maalesef bu nimeti değerlendiremiyoruz. İhlas ve samimiyetle dua etmiyoruz. Sonra Geçen hafta da aynı şeyleri söylemeye çalıştım. Kendi problemlerimizi, dertlerimizi yani koskoca dağları ortadan kaldırmak için tırnaklarımızı ve parmaklarımızı kullanıyoruz ama tabii zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz. Eğer dua etmeyi bir bilsek, duaları makbul olan bir insan olabilsek, o seviyeye bir gelebilsek bakınız yollar kendiliğinden nasıl açılıyor nasıl açılıyor nasıl düzler efendim tepeler düzleniyor nasıl çukurlar doluyor alemlerin yüce Rabbinin lütfuyla Rabbim bizlere nasip etsin inşallah sözün başında bunu hatırlatmak istedim hani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin huzurunda rivayetlere göre Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri Ya Resulallah ne olur dua edin de bana, bana dua, özel bir dua edin de ben duası makbul bir insan olayım demişti de ne buyurmuştu kainatın efendisi rızkın halal olsun duası kabul olur kabul olunan bir insan olursun rızkın halal olsun yediğin halal olsun devletin ve milletin hakkı olmasın duası müstecap duası makbul bir kişi olursun buyurmuştu aleyhissalatu vesselam biz bu fiziki bu maddi şartları yerine getirmeden manevi şartlardan umumiyete göre konuşuyorum, ekseriyete göre. Yani dostlarımızın içerisinde, cemaatimizin içerisinde ne mübarek insanlar vardır, ne güzel insanlar vardır, ne kadar duası makbul kişiler vardır? Allah bilir. Rabbim bizi de onlardan eylesin inşallah. Hep beraber, hep beraber ama umumi manzaraya baktığınız zaman rızk konusunun sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Şimdi mesela Türkiye'nin şu içinde bulunduğu son hadiseler değerli kardeşlerim. Dünyayı bize bir defa daha öğretti biliyorsunuz. Dost, düşman bir daha açığa çıktı. Zaten belliydi. Aklı başında olan insanlar, firasetli müminler zaten biliyorlardı ama bir daha gördüler. Nasıl nasıl insanlar açıkça o huzuru bozmak isteyen insanlara takviye oldular. Destek oldular. Onlara desteklediler. Geçenlerde bir kardeşim öyle diyor. Hocam diyor yani bu kaynaklara, bu huzuru bozmak isteyen insanlara hani ben de kullanırsam bana sitem etmezsiniz herhalde değil mi değerli kardeşlerim? Çünkü hak ediyorlar. Bu çapulcu denilen insanlara maddi desteğin nereden geldiği belli. Çok açık ve net. Adam küçük bir şişe su alacak diyor. 50 kuruşluk bir su normalde 200 lira veriyor. E bu adam sokaktaki koşturan, taş atan işte çapulcu. Belli ki bir yerlerden kendisine maddi kaynak sağlanmış. Onun hayatı bakalım o tüm parayı hiç ömründe gördüm öyle. Nereden geldiği de sonradan tespit edilmiş. Şimdi benim söyleyeceğim şu. Ben bunu öğrenen, bunu bilen ve Allah'a ve ahirete inanan kardeşlerimin bu kaynaklara Allah rızası için tepki vermelerini, tavır koymalarını istirham ediyorum. Onlarla ilişkiyi kesiniz. Onlarla irtibatı kesiniz. Onlarla alışveriş Allah aşkına yapmayınız. Yani kartınız var, filanınız var, falanınız var, şöyle veya böyle irtibatınız var. Koparınız o irtibatı. Mümin her tavrı ile, her şeyi ile, her şeyi ile yediğine dikkat edecek, içtiğine dikkat edecek. Geçenlerde bir e, düğünde yedik, bir akrabamın düğünündeydim Masaya sular koymuşlar sular koymuşlar. Şişeler halinde, pet şişeler halinde sular koymuşlar. Oradaki bir kardeşim dedi ki, bu marka sular Yahudi kaynaklı bir şirketin ürettiği sulardır. İçmeyiniz bunları. Oradaki müminler de Allah o kardeşimden razı olsun içmediler. İçmediler. Açılanlar içildi. Boşa gitmesin diye tavır koydular. Yani mümin yediğine dikkat edecek iç dikkat edecek. Yani rızk meselesini açtım da giydiğine dikkat edecek. Evinde kullandığı alatu edevata dikkat edecek. Hatta bindiği arabaya mümkün olursa dikkat edecek. Becerebilirsek tabi bulabilirsek. Rabbim Rabbim bizlere hep nasip etsin. Müminler olarak, Müslümanlar olarak yeryüzünde güçlü olmayı, kendi uçağımızı üretmeyi, kendi silahımızı efendim kendimiz yapmayı, kendi otomobilimizi üretip de bir gün ona binmeyi, efendim evimizde kullandığımız hani o beyaz eşya diyoruz ya buzdolabı, çamaşır makinesi filan falan onları hep kendimiz üretmeyi, sonra yediğimize içtiğimize varıncaya kadar. Yani alışveriş bu, bu Müslüman tavrıdır değerli kardeşlerim. Yani ya senlik ne demeyin Allah aşkına bana. Bu mümin tavrıdır, Müslüman tavrıdır. Ta bakınız, İnşallah o hadisi şerifi size bulup geleyim. Ta asrı saadetten bir haberle meseleyi perçinleyeceğim. Sahabe-i kiram efendilerimizden biri buyuruyorlar ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken, hayattayken, Hulefai Raşidin döneminde kimden, hangi kardeşimizden olursa olsun alışveriş ettiğimize bakmazdık. Ama diyor, sahabeden bir zat bunu söylüyor. Ama diyor şimdi demek ki biraz böyle sonlara doğru kalmış bir sahabi uzun ömür ismini hatırlayamadığım için şimdi böyle söylüyorum. Ama diyor şimdi kimden alışveriş yaptığımıza bakıyoruz seçerek alışveriş yapıyoruz diyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu ihtiyacı duymuşlarsa eğer bugünün müminlere bugünün müslümanlara bu ihtiyacı duymazlarsa onlar gibi olamazlar. Onlar gibi tavır koymazsak, onlar gibi yaşamazsak, onların yolundan gitmezsek, onların vardığı menzile varmamız vallahi mümkün olmaz değerli kardeşlerim. Öyle olunca, öyle olunca elinizdeki, cebinizdeki, cüzdanınızdaki karttan tutunuz da giydiğiniz ayakkabıya varıncaya kadar her şeyde mümkün olsa da müminler kendilerine tavır koyanlara tavır koymayı bilseler. Tepki duymayı bilseler. İşte o... Yani alışveriş yapacaksanız her önünüze gelen marketten alışveriş yapmayın yapamazsınız. Evinize gıda maddesi götüreceksiniz, et götüreceksiniz, tavuk götüreceksiniz. Herkesin kestiğini yiyemezsiniz. Bu Avrupa'da da sıkıntılı, Türkiye'de de sıkıntılı ben size söyleyeyim. Kimler İslami usullere göre mesela kesiyor, kimler us İslami usullere göre temizliyor, kimler İslami usullere göre arz ediyor. Bütün bunlara müminlerin dikkat etmesi lazım. Yani sadece dükkanda otururken efendim işte alışverişe dikkat ediyorum, kimsenin hukukuna tecavüz etmiyorum, vergimi de tam veriyorum ondan sonra tamam. Gittiğin yerde üreticiye bile becerebilirsen bakacaksın. Efendim o, o hele hele mühim olan gıdalarda yani zaman zaman kardeşlerimiz telefon ediyorlar, soruyorlar biz fetva nöbetlerindeyken hocam işte şöyle kesiliyor böyle kesiliyor dikkatli olun diyorum ben. Dikkatli olun. Araştırın. Şimdi o e, helal gıda sertifikası diye bir şey çıkarıldı. Onunla bile tam itimat edilmez diyen kardeşlerimiz var. Yani falan markanın ürünlerinin hepsini yiyebilir miyiz? Vallahi yiyemeyiz. Dikkatli olun. Mümin maddi hayatına da manevi hayatına da dikkat edecek. Ondan sonra inşallahurrahman... Ondan sonra Rahman önce maddi hayat, sonra manevi hayat yoluna girecek. Rızk hala olacak, temiz olacak. Ondan sonra da inşallah Rabbimiz gönlümüze bereket ihsan edecek. Ve biz duası makbul bir kul olacağız. Şimdi ben bunu acaba mümin kardeşlerime niye söyledim? Benim mümin kardeşlerim, beni dinleyen kardeşlerim dikkatlidirler bu konuda. Ben öyle ümit ediyorum ve mümin kardeşlerime itimat ediyorum ama sizde ne olur, sizde ne olur etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin, bunu söyleyin. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğumuz zaman Rabbimizin bize çok ağır emirleri var, verdiği çok ciddi talimat var ve vesselam Efendimiz Hazretlerinin bir lokma ekmek için, bir lokma yemek için yerine göre sahibine üç ayrı soru, soru sorduğu ve kaynağını, menbaını araştırdığı hadisler var, haberler var. Mümin önüne her konulanı yiyemez, her çarşıda satılanı alamaz. Ya veya her her efendim herkesle beraber her şeyi yapamaz. Müminin ayrı bir tavrı, ayrı bir tespiti olması lazım. Beni dinleyen kardeşlerime hüsnü zan ediyorum dedim ama benim de kardeşlerimden şöyle bir istirhamım var. Bizim bir Yüksek İslam Enstitüsü'nde hocamız vardı. Bir iyiliği bize söylediği zaman derdi ki hepinize görev veriyorum. Bunu kendiniz yapacaksınız. Ondan sonra da 10 kişiye bunu tebliğ edeceksiniz. 10 kişiye yaptıracaksınız. Akrabanız olabilir, komşunuz olabilir, dostunuz olabilir 10 kişiye. Onlardan da 10 on kişiden de rica edeceksiniz. O 10 kişide her biri ayrı ayrı bir 10 kişiye bu tebliğde bulunacak. Bu güzelliği yayacak. Bu ikazı yapacak, bu irşatta bulunacak. Böyle ümmeti Muhammed'in arasında ağ halinde bu güzellikler böylece yayılmış, dağılmış olacak. Ve de inşallahü rahman hepimize bir tarafından pay çıkacak. Çünkü eddalu alel hayri kefa'ili hayra delalet eden aynen yapan gibidir. Etrafınızda gördüğünüz herhangi bir münkerde hangi hani müdahale etme görevimiz var ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu görevi veriyor ya. Onlar bize baksanıza nasıl muamele ediyorlar. Şu son hadiselerde Avrupa'nın tavrını gördünüz. Zaten biliyorduk, bir daha çıktı. Nasıl nasıl bizi efendim saftışı etmek için yani e, her vesilede bizi mağdur etmek için nasıl çalışıyorlar, nasıl... Niye biz onlara yar olalım? Niye biz onlara efendim vefalı davranalım? Hayır, hayır böyle bir şey yok. Evet, sözü uzattım ama bunu söylemek istiyordum. Mümin, vallahi ve billahi sadece mümini dost edinebilir ancak değerli kardeşlerim. Bize, Hani o bir eskiden beridir söylenen bir söz var ya bize bizden başka dost yok diye. Bu her hadisede bir defa daha kendini gösteriyor ki inanan insanların dostları yine inananlardır. Rabbim bütün dünya Müslümanlara Müslümanlarına dost olmalarını, birbirlerini sevmelerini ve birbirlerine dua etmelerini nasip eylesin inşallah. Rabbim Suriye'deki, Mısır'daki kardeşlerimize yardım etsinler. Yardım etsinler. Yani hani diyorlar diye demokrasi falan falan hani adam cihaz baksanıza demokrasiyle iş başına. Hayır. Mısırlılar aslında tarihen böyle böyle baş kaldıran, ayaklanan insanlar değiller. Hep öyle deniliyor ama işin içerisinde düşman oyunu var. Tahrikçi var. Tahrik edenler var. Ve ondan nemalanmaya çalışanlar var. Rabbim müminlere firasetli olmayı, aklımızı başımıza almayı ve ahireti unutmamayı nasip etsin inşallah. Efendim özür diliyorum, sözü uzattım ama yine ben konuma dönüyorum. İnşallah bitiririm, bitiremezsem sizler tespit edersiniz veya bir başka hoca kardeşimiz söyler. Ben de veya sadece numaralarını vererek bugün bu, bu konuyu tamamlamaya çalışacağım. Dediğim gibi Ramazan-ı Şerif'te ayrı programlar olacak inşallah. Efendim yine Araf suresindeyiz. Yine Kur'an-ı Kerim'de zikrolunan, bize öğretilen dualardan biriyle beraberiz. Bu dua, Adem Aleyhisselam ile Havva anamızın, bilhassa Adem Aleyhisselam'ın bir duası. Biliyorsunuz, hadise malum, herkesin bildiği. Cenab-ı Hak Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı yarattı, cennete koydu ve de dedi ki, وَلَا تَقْرَبَ هَذِي شَجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Sakın şu ağaca yaklaşmayın. Eğer o ağaçtan yiyecek olursanız zalimlerden olursunuz. Yani kendinize zulmedersiniz. Günaha girmiş olursunuz. Ama işte şeytan vesvese verdi. Hadise malum. Şu suretle, bu suretle kapıya geldi, içeriye girdi filan falan. Mühim olan o ayeti ayet-i kerimelerde bu kadar teferruat yok. Biz de olduğu gibi siz değerli kardeşlerimize aktarıyoruz değerli kardeşlerim. Önce Eskiler buna e, lehikmetin derler. Ne, bilemeyiz. Önce Havva anamızı sonra da <laughs> Adem Aleyhisselam'ı onun vasıtasıyla kandırdılar ve maalesef o ağaçtan yediler biliyorsunuz. O ağaçtan yiyince ağacın ne olduğu konusunda da rivayetler var. Buğday denilen, deniliyor, şu deniyor, elma deniliyor, başka şeyler deniliyor. Mühim olan o değil. Mühim olan işte o yaklaşılmaması gereken ağaçtan Adem Aleyhisselam'ın yemiş, Havva annemizin yemiş olmaları yenilince cennet elbiseleri üzerlerinden alındı ve yeryüzüne indirildiler. Kısaca arz ediyorum. Adem Aleyhisselam Hindistan'da bir adaya, Serendip Adası rivayetlere göre Havva annemiz Cidde'ye, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine indirildiler. Birbirlerinden ayrıldılar da aynı yere de indirilmediler. Cezalandırıldılar çünkü. Hikmet var içerisinde. Efendim sonra Adem Aleyhisselam ağlıyor. Rivayetlere göre yıllarca ağladı. Daha önce ben size anlatmıştım bunu bir vesileyle. Hani nihayet sonunda diyor ki ya Rabbi beni Muhammed'in yüzü suyu hürmetine affet. Ben de şimdi siz değerli kardeşlerim adına hem kendi adıma hem de bütün müminler adına Adem Aleyhisselam'ın samimiyetiyle dua ediyorum. Ya Rabbi bizi Muhammediyin şerefine bağışla Allah'ım. Ramazan-ı Şerif'e tertemiz girelim inşallah. İnşallah. Değerli kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yıllarca ağladı. Bu arada, bu arada tabi Rabbimiz ona affolunması için bir dua öğretti. Şimdi o duayı vereceğim size. Rabbimiz buyuruyorlar ki Bakara suresinde, Sadebillah, فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ Adem Rabbinden bazı kelimeler, dualar öğrendi. Onlarla dua etti. Cenab-ı Hak Hazretleri de onu affetti. fetâb Ali. Fakat ayet-i kerimenin yukarısına baktığımız zaman çok enteresan bir şeyle karşılaşıyoruz değerli kardeşlerim. Hadiseyi hani birazcık evvel arz ettim ya çok kısa olarak yeryüzüne indiriyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Ademle Havva annemizi. وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ birbirinize düşman olarak oradan çıkın ve yeryüzüne inin bakalım diyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Allah Allah. Yani dünya imtihan dünyası ya. Birbirinize düşman olarak ba'dukum li ba'din adu. Bu bu ne hikmettir? Yunus'un dediği gibi bu ne sırdır böyle? E biz biz karışamayız buna. Cenab-ı Hak Hazretleri Allah-u Alem mesele şurada düğümleniyor. Bütün bu kargaşa içerisinde, bütün bu kavga ve dövüş içerisinde bakalım kim kulluğu seçip de cenneti ve cemali hak edecek. Babacığım Rahmetullahi Aleyh öyle söylerdi. Bir gün diyor Aziziye Camii'nde, bilmiyorum daha önce aktarmıştım size ben bu hatayı galiba, Aziziye Camii'nde Hacı ve İsa'da üstadımızı Cuma hutbesinde dinliyoruz diyor. Hiç münasebeti yokken diyor, neydi, ne vardı, ne gördü, neye muttali oldu bilemiyorum diyor. Böyle söyledi hutbenin arasında. Aynen Hacı ve İsa'da hocamızın söylediği gibi söyleyeceğim. Müsaade edin biraz ağır bir tabir ama özür diliyorum. Ama Hacı ve İstade hocamızın tabiri, ben olsam söyleyemem belki. Aynen böyle söyledi diyor. Kayna kahpenin pazarı kayna, çuvaldızı bulan buldu dedi diyor Hoca Efendi Hazretleri, cemaatin hepsi şoke oldu, donduk kaldık. Ne demek bu? Allahu alem bir savap. Üstad Hazretleri niye söyledi bilemiyoruz ama işte dünya dünyayı, ey dünya kayna diyor falan meydan tahrir meydanı taksim meydanı filan meydan falan meydan kaynama devam edecek, devam edecek. Ama Asıl kaynama kıyamet gününde, mahşer gününde olacak. Allah'ım bizi o günde arşının gölgesinde, Resulullah'ın hamd sancağının altında eylesin değerli kardeşlerim. Asıl ondan sonra meseleler ortaya çıkacak. Asıl o günde hakikatler, bütün sırlar ortaya dökülecek. Ve ikimin kaç ayar insan olduğu orada belli olacak. Orada belli olacak. Dakikalar gidiyor. Aslında aslında bunu zaman zaman söylüyoruz böyle. Rabbim bizi o günde utandırmasın inşallah. Utandırmasın. Peki hocam sözü fazla uzattın diyeceksiniz. Çok haklısınız. Adem Aleyhisselam'ın öğrendiği o dua hangi dua? Hangi dua ile Cenab-ı Hakk'a yalvardı da Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz Rabbimiz onu, onları affetti. Dedik ya gözyaşlarıyla yıllarca ağladılar. Gözyaşlarının aktığı yerde otlar bitti. Araf suresi 23. ayet-i kerime değerli kardeşlerim. Benim elimdeki Kur'an-ı Kerim'de 153. sayfadan Araf suresi 23. ayet-i kerime. Kala dediler ki Adem ile Hava Rabbena zalemna enfusena ve illem tegfir lana ve terhamla lenekunenne minel khasirin Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Kendimize zulmettik. Canımıza kıydık biz zalemna enfusana. Kendi nefislerimize zulmettik. Eğer ve inlem tağfir lana ve terhamna. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, bizim günahımızı affetmez, bize rahmetinle ve merhametinle muamele etmezsen, lenekunenne minel khasirin, husrana uğrayanlardan, helak olanlardan oluruz ya Rabbi. Eğer Rabbimiz rahmet etmezse, merhamet etmezse, Peygamberler bile böyle dua ediyor. Adem Aleyhisselam biliyorsunuz ilk peygamber. İlk insan ve ilk peygamber. Peygamber bile eğer ya Rabbi sen affetmezsen, sen bize merhamet etmezsen, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Hüsrana uğrayanlardan oluruz diye dua ediyor. Bizim halimiz nice olur değerli kardeşlerim? Öyleyse bu dua ile, bu dua ile Rabbimize yalvaracağız. Rabbana zalemna enfusena ve illem lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Evet, hemen bir ayeti kerime daha vereyim değerli kardeşlerim. Efendim, e, Araf suresi 47. ayeti kerime. Araf suresi. Suriye adı verilen, Suriye adını veren cemaatin Araf ehlinin yaptıkları bir dua bu. Araf suresinin 47. ayeti. Araf ehli ayarın değişik rivayetler var haklarında da. Kuvvetli rivayetlerden bir tanesi bu. Kişilerin, bazı kişilerin amelleri tartılacak. Günahlarıyla sevapları birbirlerine eşit gelecekler. Onlar e, onlar cennete mi gidecekleri, cennete mi cehenneme mi gidecekleri belli olmadığı için cehennet cennetle cehennem arasında bir yerde Cenab-ı Hak Hazretleri onları yüksek e, kulelerde bekletecek. Cennete bakacaklar ümitlenecekler, cehenneme bakacaklar korkacaklar. Ve iza surifet absaruhum tilqa'a ashabin Böyle e, cehennem tarafına ateşte yananlara, ashab-ı nar denilen cehennemliklere baktıkları zaman şöyle dua edeceklermiş. Kalu, Rabbena la tecalna ma'al kavmi zalimin. Rabbena, dua bu bölüm. Rabbena, Rabbena ile başlayan bölüm, dua bölümün. Biz böyle dua edebiliriz. Rabbena la tecalna ma'al kavmi zalimin. Ne olur ya Rabbi bizi zalimlerle beraber kılma. Dünyada da ahirette de Allah'ım. Rabbena la tecalna ma'al kavmi zalimin. Tamam mı efendim. Bu bu dua da önemli. Araf ehlinin. Bazı rivayetlere göre onlar çok güzel insanlar, mübarek insanlar, güzel insanlar. Cenab-ı Hakk'ın özel iltifatına, ikramına e, mazhar olacak olan insanlar ama duaları bu. Ya Rabbi bizi zalimlerle beraber kılma. Ne kadar bu duaya ihtiyacımız var. Ne kadar bu duaya ihtiyacımız var. Araf suresi 47. ayeti kerime değerli kardeşlerim. Öyleyse biz de bu duaya Arapçada olabilir, Türkçede olabilir. Ama takdir edersiniz ki bu dualar Kur'an-ı Kerim'den geldiği gibi ezberlenilir de öylece okunulacak olursa daha tatlı olur, daha güzel olur diye her zaman söylüyoruz. Evet, yeni bir duaya daha geçeceğiz ama yine Araf suresinden ama bir ara vermenin zamanı gelmiş. Şimdi bir ara verelim, kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine Araf suresindeyiz. Biraz daha seri devam edelim. Siz ayet numaralarını inşallah tespit edin. Sonra tefsirlere bakın. Ki bugün bu duaları bitirmeye çalışalım inşallah. Urahman. Efendim Araf suresi 89. ayeti kerimede Şuayb aleyhisselamın bir duası bize öğretiliyor. Şuayb aleyhisselam Medyen kabilesinin peygamberidir. Medyenliler, Medyen İbrahim aleyhisselam'ın çocuklarından birinin adıdır. Onun neslinden gelenlere hem kavme ad olmuş, hem şehre ad olmuş. Yani Medyen kabilesi Medyen asıl isimli bir şehirde bulunuyorlar. İbrahim aleyhisselam'ın oğlunun adıdır Medyen diyor kitaplarımız ve de Filistinle, evet. Hicaz arasında Deniz sahilinde bir şehirleri var. Kendi e, halleri var, yani at, anlatılıyor. İşte peygamberlere muhalefetleri ve başlarına gelen hadiseler, Şuayb aleyhisselama çektirdikleri sıkıntılar. Nihayet e, Şuayb aleyhisselam böyle dua ediyor. Yani onu zorluyorlar. Ya Şuayb diyorlar sen bu, bu tebliğden vazgeç. Her zaman bildiğiniz şey, bütün peygamberlerin çektikleri sıkıntılar. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لا نخرجك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لا في ملتنا يا yani ya bizim dediğimizi dersiniz bakın bakın tarihe bakın kaç bin yıl olduğunu da tam tespit edemiyoruz doğrusu fazla teferruata da bakmadım sadece dualar vereceğim için ya bizim dediğimizi dersiniz ya da sizi çıkaracağız diyorlar imanlılara, peygambere, inanan insanlara, o kavmin yani tarih hep böyle tekerrür ediyor. Şuayb Aleyhisselam diyor ki istemesek de mi çıkaracaksınız? İstemesek de mi? Yani zorla mı çıkaracaksınız? Her zaman dediğimiz gibi. inananları bir çay kaşığındaki suda boğmak istiyorlar. Ama Allah var ama Müminlere Cenab-ı Hak Hazretlerinin yardı ve, ve nusratı var ama unutmayalım dua var, dua var. Ben Tevbe Suresini e, vaazlarımda bu günlerde Salı günleri öğleyin Şems Camii'nde cemaatimle e, okumaya çalışıyorum da Tevbe Suresinde Cenab-ı Hak Hazretleri genel olarak harp ile savaşla ilgili ayetleri e, bize öğretiyorlar. Ama bu arada müminlere ciddi nasihatler var, ciddi telkinler var. O arada müminlere de Cenab-ı Hak hep dik durmayı, er ve mert olmayı ve davalarına sahip çıkmayı, İslam davalarına, imanlarına sahip çıkmayı hep telkin ediyor. Okuyun, Kur'an-ı Kerim'de göreceksiniz. Şuayb aleyhisselam da öyle söyledi. İstemesek de mi bunu yapacaksınız? Sonra e, devam ediyor ayet-i kerimeler. Ben dediğim gibi sözü uzatmayacağım. Nihayet e, Şuayb Aleyhisselam şöyle dua ediyor. Rabbena iftah baynana ve bayna kavmina bil hak ve ente hayrul fatihin. Ya Rabbi sen bizimle bu kavmin arasını hak ile ayır et. Gerçekle ayır ded. Yani kim haklı kim haksız bilinsin. insanlar bunu bilsinler. Kim kime zulmediyor? İçinde yaşadığımız hadiseleri görüyorsunuz işte. Yani ben biraz daha teferruata girmek istiyorum ama zamanım dar doğrusu. Hadiseler hepimizin gözünün önünde ceryan ediyor. Kimler zulmediyor, kimler ihanet ediyor, kimler masum insanlara sıkıntı veriyor, hadise meydanda. O günde de böyle müminlere zarar veriyorlardı, işkence ediyorlardı, taşlıyorlardı... Kötülükler yapıyorlardı ve bunu çirkince yapıyorlardı bugün olduğu gibi. Ama Şuayb Aleyhisselam böyle dua etmiş. Çokça bunu bu, bu duayı okumalıyız. Rabbena neftah beynena ve beyne kavmina. Ya Rabbi bizimle kavmimizin arasını bil hakkı hakla, gerçekle aç. Yani haklı olanla haksız olan ortaya çıksın, bilinsin ya Rabbi. Kim haklı kim haksız? Ve ente hayrul fatihin sen bütün iyiliklerin, bütün hayırların açanı, lütfedeni, yaratanı, ihsan edesin, edenisin ya Rabbi. Efendim bu duayı büyüklerimiz şöyle dua tamamlıyorlar. Allahumma ya mufettihal ebvab, iftah lena hayral bab. Ey bütün kapıları açan Allah'ım. İftah lana hayral bab bize hayrın kapılarını aç. Ve Şuayb Aleyhisselam'ın bu duası ile tamamlıyorlar. Rabbena iftah baynana ve bayna kavmina bil hakki ve ente hayrul fatihin. Bir sıkıntınız mı var? Bir derdiniz mi var? Bir probleminiz mi var? evladınız, yavrunuz imtihana mı girecek? Bir görev mi bekliyorsunuz? Ne bileyim işte. Hangi sıkıntınız var? Bu duayı çokça okuyun. Tamam mı efendim. Biz büyüklerimizde yani mesela ben e, Allah rahmet etsin anacığıma derdim ki mesela anacığım imtihan var. Bize dua edin. Evladım <laughs> böyle söyler. Evladım ben sana bir Rabbene Ftah duası okuyayım inşallah derdi. Eline tesbihini alır. Onlarca yüzlerce okurdu. Onların dualarıyla bu hale geldik. Efendim tamam mı? Rabbene Ftah duasını ben sana bir okuyayım evladım derdi. İşte bu dua. Allahümme ya mufettihal evvab iftah lana hayral bab rabbana iftah ve bayna kavmina bil hakki ve fatihin tabi duanın belirli bir kısmı büyüklerin efendim tamamlamasıdır baş tarafı ama son tarafı Araf suresinin 89. ayeti kerimesi Şuayb aleyhisselamın duasıdır. Yine Araf suresindeyiz 126. ayeti kerime. Araf suresinin 126. ayeti değerli kardeşlerim. Burada da Musa Aleyhisselam'ın kavminin duasını görüyoruz. Musa Aleyhisselam'ın kavmi biliyorsunuz Musa Aleyhisselamla beraber Firavun'un bütün sıkıntılarına, çilelerine neler çekmediler, neler çekmediler? Yurtlarından kovuldular. O Kızıldeniz'i geçişleri, karşı tarafa varışları. Gerçi kendi aralarında da ciddi sıkıntılar çıkardılar ama Firavun onlara çok zulmetti biliyorsunuz. Çok zulmetti, sürgün etti. Ve de Musa Aleyhisselam'ın Kavmi böyle dua etmişler efendim. Elimdeki e, Kur'an-ı Kerim'de mushaf Şerif'te 165. sayfada A'raf suresi tekrar ediyorum 126. ayet. Daha önce buna benzer bir ayeti kerimeyi yine e, Musa e, şeyden Beni İsrail'den okumuştuk. Sadece duam bölümünü vereceğim. Rabbena efri aleyna sabran. Ya Rabbi bizim üzerimize şarıl şarıl sabrı yağdır. Bize yani sonsuz efrig'den anlıyoruz bunu. Yani böyle bize e, nihayetsiz, bitmeyen, tükenmeyen bir sabır ver Allah'ım. Yani Ya Rabbi bize sabır ver demiyorlar. Bizim üzerimize sabrı böyle şarıl şarıl yağmur halinde yağdır Allah'ım. Ve tevaffena müslümin. Ve bizi müslümanlar olarak öldür Ya Rabbi. Son nefesimizi inananlar olarak, müminler olarak verelim. Musa Aleyhisselam'ın bu kavminin bu duası. Kur'an-ı Kerim'e geçmiş, Rabbimizin onayından geçmiş, e bizim için de önemli dualardan bir tanesidir. Öyleyse sıkıntılı zamanlarımızda böyle dua edelim. Rabbena efri aleyna sabran ve tevaffena muslimin. Evet, Araf suresindeki dualarımız böylece bitmiş oluyor değerli kardeşlerim. Benim tespit ettiğim dualardan şimdi Yunus suresine geçiyoruz. Yunus suresi 85 ve de 86. ayeti kerimeler. Yani bunlar da yine Musa aleyhisselamın kavminin duası. Ama e, o kavmin, o günün müminleri, o günün Müslümanları, o günkü bizim kardeşlerimiz, Allah'a ve peygamberine inanan müminler, cennete girecek olanlar onlar işte. Yani Musa aleyhisselama inananlar, Musa aleyhisselamın kavminden cennete girecek olanlar, İsa aleyhisselamın kavminden İsa aleyhisselama ve o günde Allah'a inananlar. Bugün 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 yok. O, o, dönem bitti. O, o saltanat dönemi bitti. Bugün Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin artık akçesi geçerli. Bugün geçenlerde Mera Meram Müftümüzle de konuşuyorduk da yani bu bu hani son zamanda işte herkes cennete girecek filan. Bayağı aklı başında adamlar böyle kimilerine pembe görünmek için bugünkü Yahudiler, bugünkü Hristiyanlar filan da cennete girecek filan diyorlar biliyorsunuz böyle. Biz 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 öyle diyenlerden değiliz. Açıkça söyleyelim. Biz Allah'a ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inananlar ancak cennete girecektir. Bugünün dünyasında diyoruz. Tabii geçmişte peygamberlerine inananlar onlarla da cennette beraber olacağız inşallahurrahman. Efendim ee, ama babacığımdan şöyle bir hadisi şerifte duymuş idim. Resulullah buyuruyorlar ki: Musa hayyen lema wasa'ahu illa Kardeşim Musa bile sağ olsa hayatta olsaydı onun da yapacağı başka bir şey yok. Ancak bana tabi olmakla cennete girebilirdi ama ancak bana tabi olmak mecburiyetinde kalacaktı. Yani peygamber olması, peygamberlerin bile dönemi bitmiş oluyor. Nitekim zaman zaman söylüyoruz İsa aleyhisselam inecek bir gün inşallahü rahman ya Rabbi yakın olsun. Ama Muhammedi olarak inecek. Bizden biri olarak inecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olacak. Efendim Yunus suresinin 85-86. ayet-i kerimelerinde yine Musa aleyhisselamın kavminin bir duası var. Şöyle dua. Fakalu dediler ki onlar alallahi Biz Rabbimize tevekkül ettik. Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmi zalimin. Ya Rabbi bizi bizi zalimler topluluğu için zalimler için bir imtihan vesilesi bir fitne kılma Allah. Im. Onlar sebebiyle bizi fitneye düşürme. Onlar yüzünden bizi sıkıntıya efendim duçar kılma ve onlar için bir imtihan, bir deneme vesilesi olmayı bize, bize gösterme ya Rabbi. Bizi zalimler ve de hainler, inanmayanlar sebebiyle bizi fitnelere düşürme ya Rabbi. Bizi onlar için fitne kılma. Yani bizimle oynamasınlar, bize zulmedemesinler, bizim üzerimizde planlar, programlar yapamasınlar. Tam bugün yapılacak dua. Hani birinci bölümde konuştuk ya. Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmi zalimin ve neccina bi rahmetike min el kavmil kafirin ve rahmetinle ve merhametinle bizi kafirlerin şerlerinden, desiselerinden, oyunlarından koru ya Rabbi. Bizi kafirler zümresinden, güruhundan muhafaza eyle Allah'ım. 85 ve 86'yı böyle birleştirerek dua ediyoruz. Efendim babacığım rahmetullahi aleyh bütün dualarında bu duaları mutlaka okuyordu. Mutlaka okuyordu. Rabbena la tecalna fitneten lil kavmi zalimin ve neccina bir rahmetike minel kavmi el kafirin. Dualarımızın arasına mutlaka girsin değerli kardeşlerim. Yani arzu edenler dediğim gibi tefsirlere bakabilirler ama bu dualara bizim çok ihtiyacımız var. Bizim çok ihtiyacımız var. Musa aleyhisselamın kavmini o gün Helake sürüklemek isteyenler aynı oyunları bizim için de oynamaya çalışıyorlar. Öyle olunca onlara fırsat vermeyeceğiz inşallahurrahman. Ya Rabbi sonunda şehitmişim, not almışım. Musa aleyhisselamın da bir ferdi duası var. Bu sayfanın sonunda 88. ayeti kerimede. Musa aleyhisselamın da iyice bıçak kemiğine dayanmış. Canına tak etmiş. Konya tabiriyle, Anadolu tabiriyle değerli kardeşlerim dua ediyor. 88. ayet-i kerimede رَبَّنَا تُمِسْ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَشْتُتْ عَلَى قُلُوبِهِمْ Ya Rabbi onların mallarını yok et o dayandıkları o, o, o oradan güç alarak efendim insanlara zulmettikleri Onunla bize zulmettikleri o malları var ya o güvendikleri servetleri işte faizciler falanlar falanlar deniliyor ya Musa Aleyhisselam peygamber olarak hadi biz neyse biz dayanamıyoruz biz daralıyoruz biz e, sabredemiyoruz ve dua ediyoruz. Ama peygamber bile dayanamıyor baksanıza Musa Aleyhisselam ya Rabbi onların mallarını yok et kalplerine de veştü ala kulubihim. Bugünkü zalimler, bugünkü kafirler için Rabbim kabul buyursun. Musa aleyhisselam'ın duası ile dua ediyoruz ya Rabbi. Veştü ala kulubihim. Onların kalplerine de darlık ve sıkıntı ver ya Rabbi. Yani burada hani Allah e, Harem'in imamları, Kabe'nin imamları e, veya işte Ravza'nın imamları böyle Ramazanı Ramazan-ı Şerif'te son günde bütün her günler dua ederler de vitirde o üçüncü duayı, üçüncü rekattaki tekbirden sonraki duayı açıkça yaparlar. Ama son gün hatim duası pek bir muhteşem olur. Yani katılan kardeşlerim biliyorlar. Orada hep şu, şu duayı ihmal etmezler. Allahümme şgili zalimine bi zalimin. Ya Rabbi zalimleri zalimlerle meşgul et. Zalimlerin başına yine zalimleri musallat kıl ya Rabbi ve ejalna beynehum salimin ganimin bizleri onları onların aralarında onlar kendileri dertleriyle meşgulken bizi rahatta huzurda ve berekette kıl ya Rabbi diye. Yani zalimlere çok çok böyle dualar var. Nihayet dediğim gibi Musa aleyhisselam bile dayanamamış. İsterseniz beddua deyin, isterseniz kahırlarına dua deyin. Peygamber de yani peygamber de olsa insan dayanabilir mi bu hale? bu zulme, bu işkenceye yani. Evet, Rabbena tmis ala amwalihim ve şdud ala kulubihim fe <laughs> la yu'minu hatta yarau hatta yara elim. Onlar elim bu ala bu elim azabı bu senin vereceğin bela ve musibeti görmedikçe inanmazlar ya Rabbi diyor Musa Aleyhisselam. İnanmazlar. Onları ancak Allah terbiye eder. Ancak onları Allah yola getirir. Evet biz de Allah'a havale edelim. Biz de Allah'a havale ediyoruz. Dinimizin, diyanetimizin, vatanımızın, sancağımızın, bayrağımızın, iffetimizin, namusumuzun, mukaddes emanetlerimizin, mübarek emanetlerimizin düşmanlarını Allah'a havale ediyoruz. Bakın bir, bir hikmet söyleyeyim size. Bir gün babacığım böyle din düşmanlarından, İslam düşmanlarından bahsediliyordu da, ben bazen e, ekranda sert konuştuğum zamanlar da oluyor. Sonradan üzülüyorum. Belki sizi de e, üzüyorum diye. Allah, Allah razı olsun. E, Konteyve'deki kardeşlerim de hiç bana bugüne kadar bir kelimeyle, bir kelimeyle olsun hocam, biraz sert gidiyorsun ya, e, biraz daha mutedil ol filan da demediler. Ama inşallah, inşallah e, razıdırlar yani benden. Bilemiyorum ama bakın işte yani değerli kardeşlerim peygamber bile dayanamamış. Ben nasıl dayanayım? Babacığımın huzurunda rahmetullahi aleyh babacığımın muhteşem bir muhakemesi vardı. Ben zaman zaman söylüyorum. Muhteşem bir muhakemesi vardı. Hadisat karşısında kolay kolay atlamazdı öyle. Yani insanlar, hadiseler ve de cema yani cemaatler, gruplar onlar hakkında çok önemli tespitleri ve teşhisleri vardı. Bakınız vallahi diyorum. İttekû el mü'min. Hani mü'minin firasetinden sakınınız buyuruyor aleyhissalatü vesselam. O Allah'ın nuruyla bakar diyordu ya. Gerek şahıslar olsun gerek gerek e, kim olursa olsun. Hakikaten Allah'ın nuruyla bakıyor ve çok önemli tespitlerde bulunuyordu. Bir gün zalimler e, böyle konuşuluyor. Din düşmanları, şeriat düşmanları konuşuluyor. Cemaatten birisi dedi ki Allah ıslah etsin hocam bunları dedi. Babacığım ne dedi biliyor musunuz? Efendiler dedi bunların ıslahı geçmiş artık. Bunların ıslahına değil kahrına dua edilir dedi. Bunların kahrına dua edilir. E işte Musa Aleyhisselam bile dayanamamış kahırlarına dua etti. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'den çok nadir daha evvel ben sizinle paylaşmıştım. Hani mesela bir hendek harbinde kafirler Resulullah'a namaz geçirtmişlerdi. Ya Rabbi bunların evlerini ateşle doldur dedi. Aleyhissalatu vesselam'da da çok da alemlere rahmet olarak gönderildiği halde Aleyhissalatu vesselam efendimiz Hazretlerinde bile çok nadir ama böyle dualar var efendim. Evet, e, Yunus Aleyhisselam'ın ee, şey e, zikrinin olduğu öyle toparlayayım cümleyi. Yunus suresinin 88. ayeti kerimesinde de Musa Aleyhisselam böyle söylüyor. Ama ben asıl sizlere 85 ve 86. ayeti kerimeleri hatırlatıyorum. Şimdi bir ara daha veriyoruz. Kaldığımız yerden aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Efendim Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yine çok önemli bir e, dua ile, çok güzel bir dua ile beraberiz. İbrahim Aleyhisselam'ın, Halilullah İbrahim Aleyhisselam'ın duasını öğreneceğiz inşallah. Rahman. İbrahim Suresi, İbrahim Suresi 40 ve 41. ayeti kerimeler. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail ile annesi Hacer'i getirdiler. Mekke'yi mükerremeye, o, o dağların arasına vadiye, boş bir vadiye bıraktılar. Cenab-ı Hak öyle istedi. Sara annemiz dayanamadı. Halbuki kendi eliyle evlendirmişti İbrahim Aleyhisselam'ı cariyesiyle. İbrahim Aleyhisselam rivayetlere göre 112 yaşlarındaydı. Cenab-ı Hak Hazretleri ona kendisine o yaşta bir evlat verdi. İsmail Aleyhisselam. Salih Validemiz dedi ki bunları benden uzaklaştır. Cenab-ı Hakk Hazretleri de. tabii tabii dedik ya hepsi her şeyde. Adem Aleyhisselam'ın kısasında dedik ya değerli kardeşlerim. Her şeyde bir hikmet var. Ayrı ayrı incelikler var. Bizim görebildiğimiz şeyler ne ki? Göremediğimiz yani böyle ne hikmetler var ne ibretler var. Ehlullah Allah dostları onlardan bazılarını görüyorlar bize anlatıyorlar. Hayran oluyoruz, hayret ediyoruz. Müfessirlerimiz manaları açıyorlar bize hayran oluyoruz. Efendim daha daha bakalım neler öğreneceğiz. Cennete girer de inşallah Rabbim lütfeder de bütün peygamberlerin sohbetlerini dinleme, onlarla beraber olma şerefine nail olursak neler öğreneceğiz, neler öğreneceğiz inşallah daha. Efendim İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Hacer annemizle İsmail Aleyhisselam'ı getirdiler. Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yerin hemen yanına koydular. Ama o anda bomboş bir vadi biliyorsunuz de artık sözü uzatmayacağım. İlk Zemzem'in kaynaışı, sonra arkasından Kabe-i Muazzama'nın yapılışı, İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ın duasını da geçen haftaki sohbetimizde görmüştük. Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim diye dua ediyorlardı biliyorsunuz. Orada böyle e, tabi bırakıyor gidiyor İsmail Aleyhisselam'ı. İbrahim Aleyhisselam dua ediyor evladına, zürriyetine ve o yoldan gelen bütün müminlere. Nasıl dua ediyor? Bakınız, duaya bakınız. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Hepimizin hemen hemen bildiği ve okuduğu bu dua Halilullah İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır. Okuyoruz da hiç merak edip acaba ne diyoruz diye baktınız mı bilmiyorum değerli kardeşlerim. Acaba namazlarda okuyoruz bu selam vermeden evvel ee, hani tahiyyattan sonra salli barikten sonra okuyoruz. Acaba ne diyoruz ki burada ne diye dua ediyoruz veya kimin duası diye merak edip tabi bakanlar vardır da ama hiç hiç bugüne kadar bakmamış duymamış olanlar inşallah bugünden sonra o duayı okurlarken İbrahim Aleyhisselam'ın duası olduğunu bilerek okusunlar. Rabbim kabul buyur inşallah. Rabbi c'alni muqim'es salati ve min Ya Rabbi beni de evlatlarımı da kıyamete kadar zürriyetimi de namaz kılanlardan eyle. Namazı ikame edenlerden. Hakkıyla muqim'es sala. Namazın ikamesi. Yani hakkını vererek, tadil ve erkanına riayet ederek Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek artık değişik, sadece yatıp kalkmak değil yani namaz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de namaz kılınız emri yok hiç. Kur'an-ı Kerim'de hep namazın ikamesi emri var. Ne demek o? Şartlarına uygun bir şekilde. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin kıldığı bir namaz gibi güzel bir namaz kılmak. Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek namaz kılmak. Miraç etmek namazla. Namazın ikamesi bu Tadili erkana riayetle hakkını vererek yakılmıyorsa yakılmıyorsa ne kaybettiğini ne ben bilirim ne de siz bilirsiniz. Evet. Yani alemlerin yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde namazın kılınmasını emreder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri İslam'ın beş şartından biri olarak sayar. Ondan sonra da bir kişi namaz kılmazsa Allah aşkına siz o adama nasıl Müslüman diyeceksiniz? Biz o adama nasıl Müslüman muamelesi yapacağız? Yarın öldüğü zaman nasıl Müslüman kabristanına defnedeceğiz o adamı? Yarın kıyamet gününde göreceğiz ki Allah'ın dininin iddiasında bulunmak, yani Müslüman olmak iddiasında bulunmak öyle kolay bir iddia değil. Basit bir iddia değil. İddiaya ispat ister. Mevlana'mızın dediği gibi. Rabbi Cealni, İbrahim Aleyhisselam kendisi için de dua ediyor bakın. Ya Rabbi beni ve min zürriyeti ve zürriyetimden gelenleri namazı ikame edenlerden hakkıyla kılanlardan eyle. Evlatlarınızı daha dünyaya getirmeden bu duaya başlayın inşallah. Yeni Rab yavrunu vermiş Cenab-ı Daha anne karnındayken bu duayı yapın inşallah. Doğar doğmaz bu duaya devam edin inşallah. Ki yarın büyüdükleri zaman namazlarını kılsınlar. Rabbi cealni mukime salati ve müdürriyeti. Rabbena ve dua. Ne olur ya Rabbi duamı kabul eyle. İbrahim Aleyhisselam. Ben zaten peygamberim benim duam kabul olur demiyor. Ya Rabbi ne olur duamı kabul eyle. Rabbena gfirli. Ya Rabbi beni bağışla. Ve livalideye anamla babamı da bağışla, ve lümüminine bütün inananları da bağışla. Ne zaman yuva yekumul kumul hesap, hesapların ortaya açıldığı, hesap için insanların huzura durduğu ve hesapların görüldüğü o günde, şöyle toplu olarak dua edebiliriz veya tercüme edebiliriz, mana verebiliriz becerebildiğimiz kadarıyla. Ya Rabbi o hesapların, bütün amellerin ortaya çıktığı kıyamet gününde, amellerin tartıldığı, hesaplara bakıldığı o dehşet gününde o kıyamet mahşer gününde bütün müminleri, annemi, babamı ve beni affet. Şimdi hani hep bir şey söylüyorduk sohbetlerimizde. İnsan önce kendinden başlar diye. İşte buradan öğreniyoruz. İbrahim Aleyhisselam, Rabbenağfirli önce beni bir affet ya Rabbi diyor. Rabbanafirli, beni bir affet. Çünkü önce ben benden mesulüm, siz sizden mesulsunuz. Önce kendimizi bir kurtaralım, sonra başkalarını kurtarmak daha kolay. Velivalide ye, sonra anne ve babamı ya Rabbi. Kişiye en yakın olan insanlar, değil mi efendim? Yani yanlış anlaşılmasın, eş bulunur, evlatlar da bulunur. Ama anne ve baba bir tanedir. Hatta kardeşler de başka yoktur, alternatifleri yoktur. Yani başka kardeşiniz olabilir mi? Anneniz, babanız dünyadan göçtüler mesela. Mümkün mü artık size kardeş gelemez? Yani ama bir insanın Rabbim cümlemize hayırlı akıbet, hayırlı eş, hayırlı efendim hal nasip etsin. Efendim biriyle biri vefat ederse bir başkasıyla yine evlenebilir ondan olmazsa diğerlerinden olabilir. Yani değişik şeyler olabilir dünyada. Onlar olabilir ama anne ve baba başka olamaz. Kardeşler de başka olamaz. Kulakları çınlasın. Medine'de Ravza-i Mudahara'da bir yaman bir derviş var da yüz küsur yaşlarında Abdüşşekür diye bizim bir dervişimiz var da hep bana bunları nasihat ederdi eskiden beridir. Abdurrahman evladım anne ve baba ve kardeşler değişmez. Her şeyi bulabilirsin ama onları bulamazsın diye hep böyle kulakları çınlasın hala sağdır yüz küsur yaşlarında. Bu arada yüz küsur yaşında denilince Muhammed Emin Er hocamızı hatırladım. Koy Türkiye'mizin çok büyük bir kaybı. Çok büyük bir kaybı. Rabbim şefaatine nail etsin. Rabbim cennetteki makamını bir daha ali eylesin. Allah rahmet etsin. Geçtiğimiz günlerde vefat etti biliyorsunuz. Türkiye'mizin en büyük alimlerinden ve de en ciddi gönül insanlarından bir tanesiydi Muhammed Emin Er hocamız. Zaman zaman beraber olma imkanımız oldu. Belki ilim alamadık ama yazılarından, efendim makalelerinden hep istifade ettik. Son iki sene belki hacımızla da beraberdik. Allah rahmet etsin. Diyanet İşleri Başkanımızın da hocasıdır kendisi o öyle ifade edildi. 104 104 yaşında, miladi olarak 104 yaşında, hicri olarak 107 yaşında vefat etti. Rabbim cennetteki makamını âli kılsın. Türkiye için tüm Türkiye'ye baş sağlığı dilenilecek mübarek bir insandı. Rabbim yerlerini lütfuyla doldursun inşallah. Evet velil müminine bütün müminlere de dua ediyor İbrahim Aleyhisselam. Öyle olunca Rabbimiz peygamberlerinin duasını Reddetmez. Bize müminlerden olmak düşüyor değerli kardeşlerim. Bu dualarla, namazlarımızda dua ediyoruz. Namazlarımızın dışındaki dualarla da mutlaka dualarda da bunları mutlaka zikretmeliyiz. Çünkü bu dualar kendimiz için yaptığımız evlatlarımız için yaptığımız dualar. Efendim sırada Kehf suresinde asabı ı Kehf'in kıssasının anlatıldığı Kehf suresinde 10. ayette bir evvelki e ayetler İbrahim suresi 40 ve 41. ayetlerdi. Şimdi Kehf suresi 10. ayeti kerimede. Kısaca böyle onların haline de şöyle bir bakalım. Kaçmışlar. işte devlet başkanının zulmünden kaçmışlar. Mağaraya saklanmışlar yoksa öldürülecekler. Orada böyle dua ediyorlar. Rabbena atina min rahmeten. Ya Rabbi kendi katından bize bir rahmet ihsan et. Bize rahmet lütfet. Ve heyyilena min emrina Ve şu içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan bize kurtuluş lütfeyle ya Rabbi. Asabı kehf gibi mağaraya tıkılmışsanız, mağaraya e, efendim konulmuşsanız, dışından dışınızdan böyle duvar örülmüş ise siz oraya ölüme mahkum edilmişseniz çıkacak başka bir yol yok ise efendim Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve de anlattığı gibi Başka çare yoksa ki zaten yok, işte böyle dua edelim inşallah. Sıkıntılar tepemize binmişse, maddi veya manevi, Rabbena atina minledünke rahme. Ya Rabbi kendi katından, kendi ihsanınla, senin lütfunla minledünke, senin katından. Ya Rabbi diye böyle dua ediyorlar. Rahmeten, bize bir rahmet ver. Ve heyyilene min emrine raşeda. Ve şu içinde bulunduğumuz durumun, durumumuzdan bize bir kurtuluş yolu nasip et ya Rabbi. Çıktılar biliyorsunuz. Değişik hadiseler. 309 sene uyumuşlar orada. Uyumaya başladıkları zamanki dünya. Ondan sonraki hal değişmiş falan. Kehf suresi. Yusuf suresini beraber gördük ya. Rabbim imkan verse de keşke Ashab-ı Kehf'in kıssasını da böyle uzunca bir ele alabilsek değerli kardeşlerim. Demek ki Kehf suresi de sıkıntıda darda olan müminler için vazgeçilmez bir dua. Ya Rabbi bize kendi katından bir rahmet ihsanet ve içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bir kurtuluş yolu bize lütfet Ya Rabbi. Onu da inşallah çokça okuyalım değerli kardeşlerim. Ve şimdi sırada Müminun suresinin 109. ayeti kerimesi var. Benim elimdeki Kur'an-ı Kerim'de 349. sayfada efendim. Mümin, Müminun suresinde işte kafirlerin durumu anlatılıyor sayfanın başında. Kafirler ya Rabbi ne olur işte şöyle olsa böyle olsa bizi bir daha yaratsan, bizi bir daha dünyaya bir getirsen filan. Ama bin defa dünyaya gelseler Yine kafir olarak kalacaklar. Yine kafir olarak kalacaklar. Ayet-i Kerim ona işaret ediyor. Onun için ben biraz evvel dedim ki babacığım bunların ıslahına dua edilmez dedi. Ya Rabbi bizi dünyaya bir çevir bak nasıl salih kullar olacağız, nasıl güzel kullar olacağız, sana nasıl ibadet edeceğiz diyorlar. Kur'an diliyle. Ama Rabbimiz buyuruyor ki En'am suresinde olacak galiba ayet-i kerime. Geri döndürülseler bile Bunlar iman etmezler. Öyleyse, öyleyse beni dinleyen aziz kardeşlerim, iman ediyorsak, müminsek bu şerefin kadru kıymetini bilelim. Öyle herkese de kolay kolay nasip olmuyor. Kafirler hakkında böyle e, tespitler var yukarıdan geliyor. Diyorlar ki "Kalu kafirler" Rab'bena ghalebat aleyna sheqvetuna ve kunna kavmen dalilin. Kıyamet gününde azabı gördüler, cehennemi gördüler ya. Ne bak soruyor? Elem tekuna ayati tutle aleykum fe kuntum biha tekedebun. Size benim ayetlerim okunmuyor muydu? Peygamberim gelmedi mi? Müminler işte işte duyurmadılar mı? ayetlerim sizin üzerinize okunmadı mı? Evet okundu. Ama fe kuntum biha tekedebun. Siz onları inkar ediyordunuz. Dediler ki kalu galabet kalu rabbena galabet aleyna Ya Rabbi şekavetimiz bizim iman etmemize engel oldu Allah. Ve kunna kavmen İtiraf ediyoruz ki biz sapıtmış, dalalette olan bir kavimdik. Rabbena akhrijna minha fe in udna fe Ya Rabbi bizi ne olur bu azaptan bir çıkar. Tekrar o yaptığımız kötülüklere dönecek olursak o zaman hakikaten zalimlerden oluruz. Yani o zaman o zaman bize ceza ver. Ne fark var? Kur'an-ı Kerim inmedi mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görev yapmadı mı? Mürşitler duyurmuyor mu? Hakikat yani güneş gibi açık ve ortada değil mi? Her şey belli. Rabbimiz ne buyuruyor biliyor musunuz? Ya Rabbi bizi bir çevir, bir dünyaya tekrar gönder. Biz tekrar işte o zaman dönersek o zaman zalimlerden olalım. O zaman azabı tekrar bizi bir defa da. Rabbimiz ne buyurdular? قَالَخْسَعُوا ف۪يهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ Alçaldıkça alçalın. Yere battıkça batın. Kahrolun. Yani Anadolu tabiriyle söyleyeyim mi? Rabbim, Rabbim bana e, inşallahurrahman böyle bir hani Anadolu tabiriyle defolun ve kahrolun diyoruz ya. Galakse ufiha, Ve la ve konuşmayın diyor Rabbimiz. Alçaldıkça alçalın. Kahrolun, helak olun. Ve la Konuşmayın karşımda diyor Rabbim. Niye? Dediğim gibi Kur'an gelmiş. Peygamberimiz efendim bütün hakikatleri anlatmış ve bütün hakikatler gerçekler gün ışığı gibi ortadayken inkar mı ediyorlar? Evet. Sizi sizi zalimler sizi babacığım hatırladınız değil mi? Sizi diyordu böyle kalakse ufiha ve la tukellimun. kana fariqun min ibadi Vaktiyle kullarından şöyle insanlar vardı. Müminlerin duası bu da. Rabbena amenna. Bu işte benim vereceğim dua bölümü. Efendim Müminun suresi 109. ayeti kerimede. Böyle dua edelim bugün inşallah. Onlarla aramızdaki fark ortaya çıksın. Rabbena amenna. Ey Rabbimiz Allah'ımız biz iman ettik. Fakfirlena bizi bağışla ya Rabbi. Bizi affet. Varhamna bize merhamet et. Ve ente hayrul rahimin. Merhamet edenlerin en merhametlisi sensin ya Rabbi. Bu duayı edersek Rabbimiz buyuruyorlar ki bunlar sizin karşınızda olan iman edenlerdi. Siz onlardan değilsiniz, onlar sizden değil. Bazı kullarım vardı ki feriqun min ibadina min ibadi kullarından bazıları vardı ki böyle söylüyorlardı. Biz onlardan olalım inşallah. Ne diyecekmişiz? Rabbena amanna fagfirlenâ varhamnâ ve ente hayrul rahimin. Bu duayı çokça yapalım ki Rabbimiz bizi iman edenler zümresinde haşresin. İnşallahurrahman. Ve diyor ki Rabbimiz muhum sihriya. Siz onlarla alay ediyordunuz dünyadayken. Gericiler, yobazlar şöyle böyle filan falan. Ya hatta ensevkum zikri ta ki ta, ta, ki beni beni hatırlamayı, beni zikretmeyi unuttunuz. Unuttunuz. Ve kuntum minhum tadhakun ve onların haline gülüyordunuz. Şunların haline bak. Deyip gülüyorlardı ya dünyada. Şimdi gülüyorlar ya işte ayet-i kerime onlara anlatıyor. Yarın mahşer gününde kavşak, yol kavşağına geldiğimiz zaman Cenab-ı Hak Hazretleri onlara ne buyuracakmış? Cehennemde kahrolun. Alçaldıkça alçalın. Efendim e, yerin yerin dibine batın. Anadolu tabiriyle tamam mı efendim? Rabimiz, Rabbimiz bizim intikamımızı hiç merak etmeyin onlardan alacak. Alacak. Bizimle alay eden, bizi tahkir eden, bizi küçük görenler var ya. Üzülmeyin mümin kardeşlerim, değerli kardeşlerim, üzülmeyin. Kaldı ki biz bugün elhamdülillah müminler olarak çok güçlüyüz. Çok kuvvetliyiz. Çok güzel bir mekanda, çok güzel bir makamda, çok güzel bir seviyedeyiz. Elhamdülillah. Türkiye'miz ne günlerden ne günlere geldi, ne hallerden ne hallere geldi. Şu zavallı, şu zavallı kardeşiniz Tahir Hoca'nın oğlu olduğu için neler gördü, neler çekti bir anlatsam sizlere. Ya gireriz, selam veririz, almazlar. Alay ederler. Sen de mi böylesin derler. Yani neler neler gördük. Daha neler geçirildi tabii. Bazen hatırlıyorum da inanın hep ağlıyorum. Hep ağlıyorum yani. Ya Rabbi daha çocuktum ben o zaman. İlkokul talebesiydim. Babacığım beni bir yere bir görev için göndermişti. Alay ettiler, tahkir ettiler, zulmettiler bana. Ya daha ben çocuğum. Babacığım da Konya müftüsü. Kapının önüne çıkmış da ağlamıştım. Ya Rabbi Müslümanlar olarak hep mi biz sürtüleceğiz? Hep mi biz zulüm göreceğiz? Hep mi bize işkence edilecek diye. Daha ben ilkokul çocuğuydum o zaman. Ne günler geçirdik, ne günler gördük. Rabbim bize bugünlerin kadru kıymetini bilmeyi nasip etsin. Müminler vallahi ve billahi bugün müminler Osmanlı dönemindeki olduğu günler gibi çok güzel günler geçiriyorlar. Şu nimetlere bir bakın. Şu marketlerdeki, şu çarşı pazardaki nimetlere bir bakın. Rabbimiz ne kadar maddi ve manevi nimetler vermiş. Bu nimetlerin kadru kıymetini bilmezsek Rabbimiz elimizden alır la in şekertum la azidennekum ve la in inna azabi le Onun için Rabbimize çok şükretmeli, bugünlerin kadru kıymetini bilmeli, bugünlere sahip çıkmalı. Bize bu günleri, bize bu günleri bahşeden Rabbimize hamd ettiğimiz, şükrettiğimiz, teşekkür ettiğimiz gibi bugünlerin böyle oluşuna vesile olanlara da hem dua etmeli hem de bütün varlığımızla yardım etmeli yardım etmeliyiz. Evet. Başka türlü düşünenler, ben böyle düşünüyorum, beni dinlemesinler. Tamam mı değerli kardeşlerim? Böyle düşünmeyenler beni dinlemesinler. Evet. Müminun suresi 109. ayeti kerimede yedik son. Efendim Furkan suresinin 65 ve 74. ayetlerini daha evvelki sohbetlerimde söylemiştim. Furkan suresinin Furkan suresinin hani o babacığım tavafta okuyordu diyordum ya. Rabbena hablana min ve zurriatena kurrate ayun ve lil lilmuttaqina imama ya Rabbi beni muttaqilere imam kıl diye zürriyetimize İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi efendim dua ediyordu ya müminler ve o, o Rahman'ın kulları işte o o duayı da aman unutmayalım, aman ihmal etmeyelim. Onda da çok tatlı bir mana var bizden sonrası için o çok önemli. İnşallah Furkan suresinin 74. ayeti kerimesini de unutmayalım. Efendim yine yine önemli bir yine önemli bir e, dua Gafir Mümin Suresi isterseniz siz de açabilirsiniz sayfalarınızı. Benim elimdeki Kur'an-ı Kerim'de 467. sayfadan Gafir diğer adıyla Mümin Suresi Gafir Suresi'nde meleklerin hamleyi arşın duaları var efendim. Melekler Rabbimizin arşını taşıyan ve de arşın etrafında arşı tavaf eden melekler, arşın etrafında dolanan melekler, Rabbimizin melekleri müminlere dua ediyorlar biliyor musunuz? Size, bize dua ediyorlar. Nasıl dua ediyorlar? Bugün için, ayet-i kerimede de ifade ediliyor. Bugün için Allahu u Zülcelal Hazretlerinin o kendisinin bildiği hikmetle yarattığı arşını dört melek taşıyormuş. Kıyamet gününde, kıyamet gününde ise allah e, Allahu alem hakka suresinde olacak. 8 melek taşıyacak. Artık hadisatın efendim e, zorluğundan kıyametin zorluğundan mı Yoksa Cenab-ı Hak Hazretlerinin özel muradıdır da onun için mi? Yoksa Rabbimizin arşını tazimden dolayı mı? O gün sekiz melek taşıyacak. Ama bugün etrafında اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ Arşı taşıyan ve etrafında olan melekler يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ e, Rablerine e, hamd ile tesbih ederler. وَاَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ amenu iman edenlere iman edenler adına istiğfar ediyorlar. Ya Rabbi onları bağışla diye bizim için istiğfar okuyorlar. Ve de şöyle diyorlarmış. Rabbena vesihte kulle şeyin rahmeten ve ilma. Zamanım daralıyordu onun için biraz seri arz ediyorum değerli kardeşlerim. Ya Rabbim senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Sen rahmet ve ilminle her şeyi ihata ettin. Fakfir, fagfir lillezine tabu. Sana tövbe eden kullarını bağışla Allah'ım. Şu meleklere bakınız. Bizim için çalışıyorlar. Bizim için dua ediyorlar. Ve tebeu sebileke ve qihim al Ya Rabbi o sana e, senin yoluna tabi olan Kur'an'ın yolundan, senin dininin yolundan gelen e, o müminler var ya onların tövbelerini e, kabul et ve kıhim azabel ve cehennem azabından onları koru ya Rabbi. Rabbena ey Rabbimiz ve edhilhum cennate adnin illeti onlara vaad ettiğin Onlara dünyadayken duyurduğun cennetlere adın cennetlerine koy onları ya Rabbi. Ve men salaha min abaihim ve azvacihim ve zurriyatihim. Babalarından ana ve babaları artık bunun içerisinde ve eşlerini ve zurriyatihim zürriyetlerinden nesillerinden gelen o salih insanlar, o güzel insanlar var ya onların hepsini adın cennetlerinde topla ya Rabbi. Onların hepsini ya Rabbi melekler bizim için bakın Kendimiz için, biz müminler için, anne ve babalarımız için, eşlerimiz için ve de zürriyetimiz, evlatlarımız için dua ediyoruz ki Ya Rabbi bu müminleri sen kendilerine vaat ettiğin adin cennetlerinde topla. Adin cennetleri, cennetin en alaları, en yüksek, en yüksekleri. Tamam mı efendim? İnneke entel azizul hakim. Sen çok güçlüsün ve yaptığın her şeyde hikmet var Ya Rabbi. Ve Onları dünyadayken günahlardan, hatalardan koru Ya Rabbi. Ve men taqi يَوْمَئِذٍ فَقَدْ izin fakat rahimte. Bugün kimi e, günahlardan korumuşsan sen ona rahmet etmişindir ya Rabbi. Ve zâlike huvel fevzül azîm. İşte gerçek kurtuluş budur. Meleklerin şu duasına bakınız. Değerli kardeşlerim zamanın tamamen daraldı. Evet ben e, bu, 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 bu ne olur burayı bir okuyun tamam mı? Kur'an-ı Kerim'den Gafir Suresi efendim 7. 8. ve 9. ayeti kerimeler arşı taşıyan ve arşın etrafında dolanan melekler bizim için dua ediyorlar. Bizim için dua ediyorlar. Biz de o dualara layık olmaya çalışalım. rahman. Efendim son birkaç duamız daha var. Onları da ifade edeyim. Sonra Efendim, sözü bitirelim inşallah Haşr suresinin 10. ayeti kerimesinde ne dua ediyormuşuz? Geçmişimize dua ediyoruz. Bizden evvelki müminlere dua ediyoruz. Tamam mı? Hani zamanım olsaydı biraz şöyle geniş anlatmak isterdim. Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de muhacirleri met ediyor. Muhacirini kiram hazaratını Mekke'den hicret edenleri. Sonra Medineli ensarı met ediyor. Onları övüyor. Her zaman hatıralarını anlatıyoruz ya. Onlardan sonra gelen bir kavim var. Onların yolunda olan, onlara tabi olan, onlarla onlar gibi yaşamaya çalışan velledine ceu min ba'dihim Onlardan sonra gelen o güzel müminler, onların yolunda olan ensar ve muhacirinin yolunda olanlar yekulune şöyle derler. Rabbena gıfirlene. Ya Rabbi bizi affet bizi bağışla. Ve ihvanennallazina sabaquna bil iman iman konusunda bizden önce geçen yani bizden daha evvel iman etmiş olan mümin kardeşlerimizi de bağışla ya Rabbi. Ve la çok önemli. Sadece kendimizi değil geçmiş bütün müminleri hatta Adem Aleyhisselam'a kadar bütün müminler için dua etsek ne güzel olur. Sadece ümmeti Muhammed için değil, diğerleri de bizim mümin kardeşlerimiz, diğer peygamberlere inananlar da onlar için de dua edelim inşallah. Bu bu uh, mana içerisinde umuyorum ki onlar da var Allahu alem tabiim. Ya Rabbi bizi ve bizden evvel iman eden kardeşlerimizi affet ve la tec'al fi kulubina lillezina amanu. Ya Rabbi. Ya Rabbi. İman eden kardeşlerimize karşı kalbimizde haset, kin, küçük ve basit düşünceler olmasın. Haset olmasın ya Rabbi. E, kin olmasın. Kin ve buz, düşmanlık, adavet olmasın ya Rabbi. Kalbimizde onlara ait böyle duygular, böyle düşünceler varsa onlara sök at ya Rabbi anlamında bir dua. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًا غل Kin demek. Artık yani o nefsin kötü sıfatları var, behimi sıfatları var, hayvani sıfatlar deniliyor onlara. Onların hepsi için böylece dua etmiş oluyoruz. Ya Rabbi iman eden kardeş, bizden evvelki gelip geçmiş olan iman eden kardeşlerimize karşı efendim onları affettiğin gibi bütün müminler için, bütün müminler için de kalbimizde bir kin bırakma, onu sil, süpür ya Rabbi. İnneke raufur rahim, sen çok merhametlisin ve de çok bağışlayıcısın ya Rabbi. Çok şefkatlisin, çok bağışlayıcısın. Efendim, değerli kardeşlerim, sonra bir duamız daha var. Onu da söyleyivereyim, tamamlayayım. Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesinde nasıl dua ediyormuşuz bakalım. Evet. Ha, müminler sırat köprüsünü geçerlerken, müminler sıratın üzerinden geçerlerken Ya eyyühelezine amenu tuğbu ila Allahi tevbeten nasuha diye ayet-i kerime başlıyor. Asa rabbukum en yukafir ankum seyyatikum. Yani müminler böyle e, sıratın üzerinden geçerlerken dua ediyorlar. Rabbena etmim lena nurana ve Allah Allah. Ya Rabbi ne olur nurumuzu tamamla. Onların sağlarından ve sollarından böyle ibadetlerinin, imanlarının nuru onları kuşatmış, sıratı geçiriyor. O anda düşme tehlikesi de var. Rabbimiz Rabbimiz muhafaza buyursun. Müminler sırat köprüsünün üzerinde böyle dua ediyorlarmış. Rabbena etmim lena nurana Ya Rabbi nurumuzu tamamla. Bizi cennetin kapısına kadar, cennete girinceye kadar ulaştır ve bizi bağışla. İnneke alâ külü şeyin kadir. Sen her şeye muktedirsin ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin ya Rabbi. Evet e, vaktimiz doldu değerli kardeşlerim. E, Ali İmran suresi 38. ayeti kerimede de, de Zekeriya aleyhisselam salih bir zürriyet için dua ediyor. Evlat isteyen kardeşlerime bunu du duyuruyorum. Tamam efendim? Ali İmran suresi 38. ayeti kerime. Yani ben elimden geldiği kadarıyla bu duaları tespit edip siz değerli kardeşlerime e, tebliğ etmeye, öğretmeye çalıştım. Notlar aldınız. Umarım ki bu duaları okudukça beni de hatırlarsınız. Efendim bana da dua edersiniz. Çünkü sizin dualarınıza çok ihtiyacım var. Cenab-ı Hak Hazretleri hepinizin, bütün, hepimizin bütün hayır dualarını kabul buyursun yüce dergahında inşallah diye dua ediyorum aciz kardeşiniz olarak. Rabbim ümmeti Muhammed'in dertlilerine deva, hastalarına ve hastalıklarımıza şifa, borçlarına edalar nasip etsin. Ramazanınız şimdiden mübarek olsun. Yine güzel saatlerde, güzel zamanlarda beraber olmak, görüşmek üzere. Kardeşlerime sordum. Ramazan-ı Şerif'te tabii bizim bu programlarımız olmayacak değerli kardeşlerim ama ikindilerde saat 3-4 arasında bir yerlerde eski sohbetlerimizi koyacaklarmış. Arzu eden kardeşlerimiz dinleyebilirler. Tekrar tekrar dualarınızı rica ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar ve hayırlı bayramlar diyorum. Ve Vesselamu <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.